Evet selamlar sevgiler hoş geldiniz. Diyojen başladım arkadaş YouTube kanalında. <laughs> evet Turgut çok önemli bir geceyi geride bıraktık. Evet. Ee, Oscarlar dağıtıldı. <laughs> Sen en al... iyi film Oppenheimer. Hayır. Fenerbahçe Pen. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> en iyi film dalında o kadar biliyordum ki en iyi senaryoyu hakeme veririm ben. Ee, Pazar günü buraya yanarak geleceğini. <laughs> hem Liverpool hem evet. Fenerbahçe maçı. En iyi oyuncu Mert Hakan Yandaş, en iyi yardımcı oyuncu <laughs> Kim o? Edinceköy ben seçtim. Sen kimi seçerdin? Ben seni seçerdim şarlatan adam. En iyi film Havlan ama velası. gerçekten yani bence. Yine neyi beğenmedin? Bence. Bak, Yine neyi beğenmedin? Oppenheimer'dan net daha iyi bir senaryo. Fenerbahçe. Neyi? <laughs> ben Oppenheimer'ı beğenmedim yalan olmasın. Maçı beğendin mi? Maçı beğendim. Sen bizim maçı izlememişsindir ki. İzledim. City Liverpool İzledim. maçı varken biz izlememişsindir. Aralar işte, aralarda izledik. Yani. Evet, tamam izlemedin yani. İzlemedim ama pozisyonlara denk geldi mi? Ha iyi bari. Neyi beğenmedin? Neyi beğeneyim? Hı? Yani bir şey diyemiyorum ya. Bir şey diyemiyorum. Bu sefer penaltıya direkt şey yapamadı. Biz vapurda her zaman konuşuyoruz. Beni darlıyor. Bu bunun azaltılmış seyretilmiş <laughs> hali. Bu sefer şöyle yaptı. Ya penaltı da. <laughs> ya <böyle gülüyor> hayır bak şuradaki çiftte standarda karşıyım ben. Bu penaltı bir açıdan bakıyorsun penaltı. Hmm. Önce İrfan vuruyor. Bir açıdan bakıyorsun Endiaya vuruyor. Ha, sen çizgi meselesinde değilsin. Sen kimin vurduğu meselesinde? Zaten dışarıda da. Ya <laughs> <laughs> Hayır. Şundaki çifte standarda karşıyım. Aynı pozisyon. TT oldu. Bütün Fenerbahçeli arkadaşlarım Aoo, buna da penaltı mı verelim? Aoo, falan hani köyü yanmış gibi itiraz etti. Aynısı oldu. Aynısı oldu diyorum. <laughs> Bak Fenerbahçeli arkadaşıma buradan sevgiler gönderiyorum Berk. Ee, aynısı oldu diyorum. Onda diyor temas hafif bir temas vardı. Bunda vuruyor diyor. Attın mı senin şey zehrini? <laughs> bitti mi zehrin bitti Daha, mi? Şunu sorayım. Allah'ın magandası. Sence sence Oppenheimer hak etti mi Oscar'ı? İzlemedim. İzlemedin mi? İzlemedim. Neden? Ya ben Nolan'dan sıkıldım ben Nolan'dan. Bu bu film çok da iyi olabilir bu arada. Bence en iyi yönetmeni Lantimos'un alması lazım. Ben bu sene bu arada filmlerin için yani ben 5 ay One Piece izlediğim için ha, e, sen bin bu bölüm. Sen ona mı ayırdın? Ben bu seneyi ona ayırdım. Hiçbir tamam. e, Oscar adayı olan filmi izleyemedim. Bir fırsatta izlemeyi düşünüyorum. Poor Things Oppenheimer'dan daha iyi bir filmdir demiyorum hmm. ama kesinlikle daha iyi bir yönetmenlik. Peki. Yani, bilmiyorum ben. Scorsese'nin 10 adaylıkta sıfır çekmesine ne diyorsun? Hangi film onundu bu sene? Killer of the Flower Moon. Vay izlemedim. İzlememenden Çöpekli filme ne diyorsun? Köpeklisi hangisi? Messi. Ha Messi'li köpekli. Şeye sevindik. Patlak gözlü abiye. Clean Murphy. Son, ha. Sonunda Oscar aldı. Bu, bu sene patlak gözlü Robert, senesi Robert oldu. Robert Downey Jr. ilk kez aldı. Robert Downey'i gördüm iyice kadayıf olmuş ya. It's, yani. <laughs> e, e, o, e, <laughs> ya. Ya. evet yeterince linç ememiştik kadayıftan. Bir süredir almıyorduk. Şey patlak gözlü diğer kız da Oscar aldı. O hangisi lan? Emma. Ha taş olan. Şey, şey gördüm ben. Yardımcı hanımefendi. aşırı yetenekli siyahi hanımefendi. Hmm, yetenek mi diyorsun onlar? <gülüyor> <gülüyor> Oralar hep yetenek mi? <laughs> yetenek yetenek olmuş her yer. <laughs> Doktora gitsin Acil yeteneği bırakman lazım evlat. Çok yetenek olmuş. Evet. Evet. Bak... Aa, ben bu hafta paylaşımları... Neyse haftaya. Haftaya ne paylaşımları hafta? alalım. Görselleri verelim. Güzel bir beyanla açıyorum. <laughs> diyor Oo oh, ben şu an fark ettim. Ee, evet sen yap şovunu. Açıyorum belki de kapatıyorum. Vermeyiz. Evet. Ee, Recep Tayyip Erdoğan diyor ki: Söylenmedi hiç. Sana layık düşler senden önce yanlış söylemiş diyeceğim ama yanlış söylemeyeceğine göre Simge, yan, simge yanlış 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 söylemiş. Bundan simge sonra Simge yanlış buradan uyaralım Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği doğrudur. Yani cümle böyle de anlamsız değil. Evet. Yani cümle diğeriyle de çok anlamlı değildi. Yani zaten Evet. hani senden önce de söylenmemişti yani. Bu daha mantıklı. Evet. Simge Hanım bence yanlış söylüyor. Tabii ki. Ya yani yine 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 büyük usta doğruyu doğruyu bulmuş. Ya Baba... Zaten muhtemelen onun önüne gelmiştir doğrusu. Evet o düzeltmiş. O demiştir ki oğlum bu böyle yani sıçmalık mı olur? Benim bildiğim hani insanların, liderlerin konuşmalarını yazan ekipler var ya. Bizim cumhurbaşkanımızın ekip yazıyor, cumhurbaşkanımız düzeltiyor. Ekibi düzeltiyor. Onu düzeltiyor diyebiliyorum. E, son seçimim demiş. Hayırlı uğurlu olsun. E, Herhalde bundan, bundan sonra, sonra seçim olmayacak diye. <laughs> Direkt yapıştıracak bundan sonra. <laughs> diyecek ki böyle oldu şöyle oldu. Ali Koç sen de olsan yapmaz mısın? Neyi? Ya 20 yıl olsa Aha. ve desen ki oğlum boşa masraf. Ha. Beni seçiyorsunuz işte. E seçileceğim ben artık yapalım bir daha seçim. Yani... Derim ben de evet. Derim doğru. ki gerek yok hadi. Ama işte Allah'tan senin gibi şey değil ee, Cumhurbaşkanımız diyor ki ben demokrasiye inanıyorum tekrar tekrar. Neydi? Hı? Neydi? Senin gibi böyle hani daha ne diyeyim? sen biraz bana böyle diktatör gibi geldin şimdi. Ben olsam seçim yaptırmam falan filan diyorsun ya. Neyse evet öyle değil. Öyle değil. Ali Koç erken tarihimizin önemli isimlerinden birinin daha heykeli dikilecek demiş. Sence kim olur? Fenerbahçe'nin erken tarihi. Şakalı mı soruyorsa gerçek mi soruyorsa emin olamıyorum. <laughs> Öncelikle gördün mü açılışı? Gördüm. Ya ne kadar üzücü. Şey çok üzücü değil miydi? Ben hanımefendi... Kaptan Kaptan gibi kaptan adam, adam. gibi adam. Mesela onu almamışsın herhalde evet. burada söylemek için. Bu, burada söylemek için. Adam gibi yani herhalde tarihi en beyanı. Değil Kadınlar mi? gününde evet. bir kadın heykeli açılırken adam gibi adam. Adam gibi adamdır dedi. O da güldü. Güldü. Yezik, ne yapsın? Ee, Ali Koç da döndü. Ama acaba heykelin yarısına. o ışıklandırmayla kafa mı karıştı? Ha, o ışıklandırma çok kötüymüş bu arada. Ben sonradan evet. gördüm heykel. şöyle değil. ben önünden de işte. geçtim. Bir açtılar. Aa o, yani, yani. <laughs> gerçekten autumuzda stop heykelim yaptılar acaba dedim. Neler neler dediler. Üste eda, altı erdem. <laughs> <laughs> Öyle çok şey çıktı. Ben hep bu heykel dikilme mevzusunda tarihi bir cevap olan, efsane Ertem Şener'e atılan cevabı her zaman hatırlarım. <laughs> Fatih Terim heykeli sizce nereye dikilmeli evet. sorusuna gelen cevabı. Burada konuşmuştuk. Konuştuk da geçen. Peki bir şey söyleyeceğim. Evet. Biz çok müptelasıyız bu işin. Hangi? Mesela Galatasaray'da, Beşiktaş'ta bu kadar heykel dikme sevdası hmm. Yok. Yok siz, Biz, siz bizim stadın önüne bak her yer heykel. Evet, Alex, Can, Bartu, Bartu, Alex. Şey, e, Vileda Sopası koydunuz üstüne şey Vileda Krešić yaptınız onun. Lefter. Sonra. Lefter var. Aynen. şimdi Can Bartu söyledin mi? Eda Erdem. Şimdi bir tane daha. Bu arada muhtemelen Volkan Demirel olacak herhalde. Erken tarihimiz diyor ama. Erken tarihimizin önemli isimlerinden biri erken tarih dediğim eski iyi anlattığını düşünüyorum. Hayır ben. erken tarih işte son zamanlar. Erken tarihleri oğlum öyle olsa? Erken tarih son zaman. Hayır sen Öyle değil. Erken tarih son zamanlardır. Sen... sen nereden bu eminlik? Öyledir. Ha? Oğlum yakın tarih denir ona. E, tam... Erken tarih dediği tarihimizin başlarını kastetmez mi? Cengiz Han ne o zaman Allah Allah yok. Yani zaten bizim o dönemlerdeki bütün herkesin heykeli dikildi. Düşünelim kim kalmış olabilir? Lefter var diyorsun, Can Bartu var diyorsun. Filmden kaynaklı biri olabilirse hani. Ha, şey mi Necdet İşler heykeli. <laughs> <laughs> Senin öyle. ödemeyi öyle yapacak İsmail Türk'ü İsmail sevekeli, sevekeli var böyle sevekeli. stadın önünde. Ben korkuttuğumdan beri Şimanski performans veremiyor. Kadroda yok oldu? oynamıyor oğlum. Ne oldu? Mahvederim. <laughs> böyle çıkar işte mazlumun ahı. Diyelim. İsmail Kartal videoyu gördün mü? Cengiz ve Çağlar. Görmedim anlattın. Cengiz ve Çağlar tavla oynuyorlar. İsmail Kartal da eli böyle Cengiz'in değil pardon Çağlar'ın omzunda. Onlarla konuşuyor ama iki futbolcu İsmail Hoca'yı hiç dikkate almıyorlar diyeyim en e, masumane tabiriyle yani sahada da öyle evet konuşuyorlar İsmail Kartal diyor ki ne diyorsunuz ya bunlar çaylak biz bir numarayız mı diyorsunuz falan gibi Demeçlerde bulunuyor <laughs> gerçekten hiç kahil kahyalanmıyor yani demecin kendisinde bir şey yok ya yani demetin yok sayılması çok odaklanmış ama demek ki bak İsmail Hoca ne kadar iyi verdiyse bu hmm. şeyi e, bilinci ben anlatacağım önden anlatırım sahada zaten hayır Oyuncular ben ne söylersem söyleyeyim oyundan konsantrasyonunu koparmaz gibi bir mesaj aldım ben buradan ama biri de Twitter'da şey yazmış. Neredeyse İsmail Hoca'yı taş bulu almaya yollayacak. <laughs> <laughs> Sen şey örneği verdin Ben görmedim ama Hı -hı. Hasan Şaş Önder Özen evet, o klasik aynı. videodaki "Orası da çok zor deplasman hocam." dediği Özen evet. de evet. Evet. Dedi yani. O tarz bir yok sayma. Evet. Durum. Evet. Allah <laughs> bana yapma. Çok kötüymüş Allah kahretsin. Çok iğrenç bir his değil mi? İsmail Kartal'ın bir demeci oldu. İsmail Kartal'ın çok demeci oldu. Bu. Çok demeci oldu. De demiş ki 14-15 sezonunda bir Başakşehir maçımız var. 4 kırmızı kart gördük. 4'ü de haksız. Ee, rejideki arkadaşlarımdan rica edeceğim. Vebo'nun <laughs> Başakşehir'li oyuncunun kafasına tekme attı. Fotoğrafı buraya koyabilirsek bu haksızlığı herkes mi? görsün o maç. <laughs> Oğlum bir de bir şey söyleyeceğim. Bu kadar mağdur olmak için çaba göstermeyelim artık. 9 yıl önceki maçı yani. E şey yine çıktı. Valla Galatasaraylılar şampiyonluk belirtisi olarak kutlamaya başladılar bunu biliyorsun. Ne? 59 öncesi itirazı evet. yine geldi. Yani çünkü hocam size haksız penaltı mı veri, kırmızı kart mı falan dendiği zaman... ...asıl 14-15 sezonunda bir Başakşehir maçı var <laughs> gibi... Bunu ne için hmm. söyledi bilmiyorum bu arada Kesin şimdi yorumlarda bir Onu aslında şunun için söyledi diye gelirler Kesin. ama Bize ne? Bize ne? Bize ne? Evet İsmail Kartal'dan bir beyan daha Demiş ki İsmail Hoca Kadıköy'e gelen yerden kalkmıyor Bu benim özel ricam Neden? Çünkü ben genelde İsmail'lerden bunu çok duyuyorum <laughs> Hangi İsmail'lerden? <laughs> Neyi duyuyorsun? Kadıköy'e gelen yerden, yerden kalkmıyor, kalkmıyor. Hmm. Hmm. <laughs> Hep yatmaya geliyorlar Kadıköy'e <laughs> Ben de senden duyuyorum bunu? Benden nereden duyacaksın? Şarlı'dan da. Mert Hakan yandaş. Maçın hakemine. Hoca akıllı ol, dikkatli ol, buradan çıkamazsın. Ne var bunda? Niye? Şey mi acaba? Ama bak bence bu iyi niyetli bir. Tabii, yani yani. Diyor ki maç saat, günleri trafik çok çok <laughs> Kadıköy inanılmaz sıkışıyor hocam dikkatli ol giderken aralardan kaç. Vallahi maç çıkışı zulüm oluyor Kadıköy Burası Kadıköy buradan diyor. çıkış yok diyor. Dedikleri o değil mi? Çünkü polis kapatıyor bir şeride indiriyor yolu falan. Sen mesela hiç maç günü geçmeyi denedin mi? Geçemezsin. İstanbul'da olmayanlara anlatayım. Dün yani pazar soykan bize gelmeyi denedi. Taksiden değil. inip martiye binmek zorunda kalmış. O sadın önünü komple kapatırlar. Yan tarafı tek şeride hmm. indirirler. Evet. Yani Aynen öyle. Diyor ben bırakayım istersen hocam. Yani hmm. e, buralar zordur. Hocam dikkatli ol diyor yani. Biraz da bağırıyor tabii. Evet buradan çık ama tribün sesinden Çok gürültü olayınca suratına buradan, buradan bağırıyor. bağırıyor yani. Hoca da bunu iyi niyetle anladığı için kırmızı kart vermiyor. Gösterdim. Sarı da vermiyor. Hiçbir şey, şey vermiyor. vermiyor. Evet. Ronaldinho. <laughs> Acun Ilıcalı ve Roberto Carlos 2011 yılında. Fenerbahçe'ye gitmem için çok ısrar ettiler. Ama bir Fenerbahçe yöneticisi transferimi engelledi. Hadi buyur. Ya herhalde doğrudur bunu Ronaldinho söylediğine göre. Ronaldinho yani niye gelip Türkiye'de yalan söylemeye başlasın bir Dün... diyeceğim. Ama Paraguay'da sahte pasaport evet. yakalanmasına da gerek yoktur mesela. Evet. Hani Ronaldinho'nun böyle gariplikleri de var. Bir yandan da dolandırıcı gibi bir adam oldu. Ha evet. 2011'de gelse hala ligi kırardı bu arada. Tabii canım. Kim var? Bu arada ben baktım hani kim diye. Ali Yıldırım Ali diye Yıldırım konuşuluyor. deniyor. Ali Yıldırım kimdir? Motivasyon. Az Yıldırım'ın kardeşi. Kardeşi değil mi? Ha tamam bilmeyen varsa diye. Motivasyonu ne olabilir acaba? Yani çok para. Hmm. Yani ama Acun dediğine göre parasını herhalde Acun verecekti. Zaten bir de. 2011'den beri Acun mu? O bize o sırada. Yani. Emre Belezoğlu. Ne oldu? Niye Acun konusunu bu kadar hızlı geçti? Hayır yani ne bileyim şimdi orada ne oluyor ne bitiyor. Ronaldinho'nun Ronaldinho şey haberi Peki, vardı ben hatırlıyor musun? <gülüyor> İslam'ı <gülüyor> seçecek fenere gelecek. Aa Evet. Robinho Kartal'dayla aynı. Ee, yani. Şey vardı. Dur ben onları Ağabey kenara hiç, hiç, hiç Ronaldinho ne? ben de fenerliyim. Hmm. Zamanın herhalde bir fotospor. Şey var. E, Totti'nin bırakmadan koca eline geleceğim. <laughs> Böyle bir. Öyle bir yalan var. İslam'ı seçecek Fener'e Gals, gelecek. Galatasaray'ın kim vardı? Ee, Pires. 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 Yılların aşkı. Hiç değişmez. Yılların aşkıdır. Emre Belezoğlu. Serhat Takın şimdi rahat rahat arkamızdan sallıyor. Eskiden odamıza bile rahat giremezdi. İşte işte sosyal medyanın gücü demiş. Serhat da buna cevap vermiş Ne demiş? Demiş ki ben Fenerbahçeli doğdum Fenerbahçeli büyüdüm Rengi belli olmayanlara kalmadı bu iş tadında bir şey söylemiş <laughs> ya. <laughs> ya bana Emre Belezoğlu sevdirtecek Peki bir şey söyle Hayır Sevdirtmeye zaten Serhat Eskiden odamıza bile rahat giremezdi İyi bir şey mi? Nasıl yani? Yani mesela genç bir futbolcu A Hemen hemen aynı yaştalar burada. Ben baktım biri Evet işte atıyorum 80'li biri 81'li falan Ya mesela falan. takım arkadaşına odamıza bile giremezdi hmm. İyi bir hareket hiyerarşi var demek ki orada Hoş mu? Hoş <laughs> ne işin var itlen köpeklen girmesin tabii ki Ya <laughs> hayır kimseye söylemiyorum genel olarak hani anladın mı istemediğin kişi niye girsin odana Emre Belezoğlu sözlerimin arkandan da söyler ama ha? İsmail rahat rahat arkamızdan sallıyor işte sosyal medyanın evet. gücü der Ama ben odasına girmiyordum zaten Eskiden de. Emre Belezoğlu sözlerimin arkasındayım ligin en iyi kalecisi stoperi 6 10 ve 9 numarası Galatasaray'da katılıyor musun Turgut Uç kadar hız şey yapınca diyecektim. Sonra bir düşündüm. Düşünelim beraber. Kaleci evet. Öyle mi? Liverpool Öyle. Mı? çok şey maçta da çok dandik dandik hareketler yaptı ya. Dandik maçı. Hala aynı kaleci Mustara. Öyle mi? Mesela Uğurcan var, Mert var. Ya Mustera kardeşim Mustera. daha bir kaleci de bu kadar tartışmayalım. Tamam. Stoper Abdülkerim mi diyor, Davinson mu diyor? Hangisini istersen. Bu arada. ya bu arada bence yani Ciku oralarda. Ciku oralarda doğru. Ee, Oster, ama stoper düşünmüyoruz. Yok. Bek olarak Hani Bekado falan da yani Bekado bence Bekado Ciku ikilisi falan çok iyi aşırı iyi. Evet. Bence hatta en iyi ikili olabilirler ama. Olabilir. Davinson'da Abdülkerim de en iyi desen ikisine de hayır demem. Yani, ben. o tartışmalı. teknik olarak o zaman Davinson Abdülkerim ikilisi de çok iyi yani. Evet, tartışmalı ama hayır diyemeyebiliyoruz. 6 Torreira kesin. 9 tor tor Icardi kesin. On 10 numara. Mi? E, yani kim rakibi? Şimanski mi? Yani şöyle sene, sene başında bakarsan buna Şimanski dersin. Şimdi bakarsan Sen Mertens mi? dersin. Hasan Arat. Siz Beşiktaş stadının altında imalathane olduğunu biliyor muydunuz? Yo Mr. White. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi anlaşıldı. Şu, bu ara niye ucuzladı demiş. Ne imalathanesi? Ha. He, diyor ki hem de başka takımların malları da üretiliyor. Ha, kaçak forma. Evet. E, sahte. E, sahte forma üretiliyormuş. Ve e, Galatasaray-Fenerbahçe'nin Formaları da üretiliyormuş e, Beşiktaş'ın da sahte formalarına Orijinal Kartal yuvası etiketi basılıyormuş burada. Peki bir şey söyleyeceğim Yani şimdi şey olsa Orijinal ürün olsa Evet Hem de başka takımların malları da üretiliyor Dedim ki Sahte formatı sahte sadece format. Beşiktaş olsa okey mi yani? yani Şey ilginç e, Galatasaray'la Fener'in büyüklük şaka mı ya <gülüyor> <gülüyor> Beşiktaş bile Galatasaray-Fener forması üretiyor aşağıda <laughs> Böyle bir şey olabilir mi? İnanılmaz. Buna kira da ödemiyorlar. Personelin de yemeğini Beşiktaş ödüyor. Ay içim daraldı demiş. Ay vallahi geliyorlar bana. Vallahi çok ilginç bir haber bu ya. Kongre üyesi demiş bunu yapan. O oğlum bu bayağı dolandırıcı. Beşiktaş'a çökmüşler. Diyor. Nitelikli dolandırıcı. Beşiktaş'a çökmüşler. Arazilerimiz falan da var. Onları da kiralamışlar, talan etmişler falan diyor. Yani bu suç. Mala suç. Sonra kendisinden bir açıklama daha var Hasan Arat. In... Bu arada yemek dediği ne menemen. Ya personel yemeğine çıkıyorsa o işte. Tamam işte. Besar Gucufi diye bir futbolcumuz var. Gucufi mi bu? Gucufi. Gucufi diye bir o futbolcumuz var. Kimse kim olduğunu bilmiyor. Vallahi ben de baktım ben de bilmiyormuşum Ben de ilk kez. Yani. Makedon. Bu gelmiş göndermişler. Hmm. Eran... Göndermişler mi? Kira... Hayır. Baktım hala Beşiktaşın ünisi olarak Ama kiralık yiyor. Yani, kira mi bilmiyorum. İşte bilmiyoruz yani bizde de bir tane şey almıştık hatırlıyor musun Fener İranlı mı Mısır Mısırlı bir tane e, defans aldık faleh mi falah mı öyle bir şey şey fellah köfte fellah köfte <laughs> Öyle bir şey <laughs> bize gelen kimdi ya Ontiveiro sizde Kit bir ara böyle geldik. saçma sapan şeyler aldınız ha, bir tane mesela işte. defans aldınız defans köpeği şimdi söylesem e, hatırlayamazsın evet siyahi e, siyahi değil ya bir tane de böyle yine kuzeyli bir çocuk aldık defans bilmiyorum biz bugün hiç şey hatırlamıyoruz. Isimlerini. Şenol Güneş diyor ki hem ruj sürün hem top sürün. <laughs> kadınlar günü kutlu olsun mesajıymış Şenol Hocanın. Evet kadınlara emir kipiyle ee, evet. konuştum. <gülüyor> <gülüyor> hem ruj sürün hem top sürün Şenol Hocam. Adam gibi adam olun hmm. kadınlar gününüz kutlu hem olsun. Atın, hem friki hem frikik verin falan. <laughs> <laughs> evet. 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 şey bu buraya da uyuyor bak işte Kadıköy'e yatmaya geliyor. Evet. Şey, Arda Turan. Arda Turan'ın bu beyanı şeyden dolayı çok ilginç. Sanki bir cüz gibi. Yani bir dini bir alıntı gibi. Baksana şöyle başlıyor beyan. Şüphesiz ki <laughs> de ki de ki adıyla. Şüphesiz ki Galatasaray'da doğdum, büyüdüm, orada yetiştim. Ama kendimi bir Atletico Madrid efsanesi olarak görüyorum. Çünkü Galatasaraylılar seni Galatasaray efsanesi olarak görmüyorlar. Görmüyorlar. Birincisi, ikincisi. Bence Atletico Madrid'ler de seni Atletico Madrid efsanesi olarak görmüyorlar. Yani i̇yi futbolcumuzdu diyorlardır. Oğlum efsane Biz başka de diyoruz bir bu bir şey arada. değil mi? Yani... Ama kimse efsanesi olarak görmüyor. ya yani da... i̇ki sezonda, üç sezonda, kaç sezon oynadı bilmiyorum. Ama yani mesela Griezmann diyebilir. Ben kendimi Atletico Madrid efsanesi olarak Ya görüyorum. ben de mesela Diyojen özelinde... Kendini e, Diyojen şeyleyeyim. efsanesi olarak mı görüyorsun? <laughs> ee, yani Sokrates'te doğduk büyüdük ama kendimi bir markaj <gülüyor> efsanesi... <gülüyor> Nasıl? Beyan. <laughs> yani markajın her bölümümüzden sonra eli ayağı titriyor bu bölüm başımıza bir şey gelecek mi diye. Evet. Onlara sorsak bakalım onlar ne Çok diyecekler. efsane o yüzden. Hadi artık çıkalım buradan. ha a, Neyse. Onu ne var daha de. bir şey mi var? Yok yok. Yürgen Klopp diyor ki bu dünyanın her yerinde herkes için penaltı. Ne diyorsun? Ben penaltı olmadığını düşünüyorum pozisyon. Başka bir şey oldu. Ben kasten adam yaralamaya girdiğini düşünüyorum. Galiba şey demişler. Ayağın normal yüksekliği ha, burada o. Burada çünkü ayağın burada. normal yüksekliği. Yani bak. Ya ben mesela şu cümleyi çok duyduğumu hatırlıyorum. Sadece bizim özelimizde değil. Sosyal medyada. Türkiye'de olsa. Hı hı. O kadar çok duyduk ki. Yani her yerde o yani hep oluyor işte. Bu arada İngiltere'de penaltı, fual vermeme skalası inanılmaz evet. bir yerde. City Liverpool Liverpool City maçında 16 faul olmuş. Hiç durmadı oğlum 16 faul olmuş. Hiç durmadı. Bir de Fener maçının ilk yarısına bak. Fener Fenerbahçe maçında yanlış hatırlamıyorsam 48 faul mi? İlk yarıda bir sonu kulağımıza damlattık. Ha. Hiç kalkmadık yerden. Kadıköy'e geldiğimiz için. Kadıköy'e geldiniz. Ama ha. bu yani bu, burada tamam vardı. Liverpool beklediğimden çok iyiydi. Evet. Çok eksiğine rağmen. Ben Kuyen Şahlarla falan. Şey. City çok rahat Kuyenşah kazanır Kuyenşah diye düşünüyordum. Kaç. Hı, -hı. Hiç beklediğim gibi olmadı. Evet. Sen de dedin City evet. basıp geçecek dedin. Hoş ben sen Gülova'da Fener'e basacak demiştim. Evet. Olmadı. Bir de bana güvenmeniz gerekiyor. Bir de utanmadan iddia programı yapıyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Gerçekten Van Dijk ve bir grup çocuk olan savunması Liverpool'un çok iyi gözüktü bana. Ya bana yaradı. Hmm. Arsenal'li olarak. Tabii senin kadar Liverpool'lu değilim i̇ki, ama. İki, haftanız var liderliği vermeye evet. bu arada. Biz arkadan biraz, takip ederken daha iyiyiz. Öne geçince elimiz ayağımız sıçrıyor. Biraz Klopp Guardiola eşleşmesinin finalinde ben güzel Aha. bir galibiyet istiyordum finalde Stilin olmadı. Maç öncesi paylaşımını gördün mü? Çok mi? güzel ya. Aa. Ne kadar medeni ya. Valla Zeki Demirkubuz'a dönüşeceğim şimdi. Evet. <laughs> Bize izletilen bu şeyden utanç duyuyorum falan. Ama yani şimdi yine bizde olsaya getireceğim ama Galatasaray'ın veya Fenerbahçe'nin böyle Galatasaray, Fenerbahçe, yılların mücadelesi, dostluk, mücadele, hırs falan. Böyle de. bir, bir video yayınlasa bir taraf öteki taraf şey der algı yapıyor <gülüyor> <gülüyor> böyle video yapmakla olmaz gel canlı yayında kapışalım <laughs> ha böyle yapıyor yapıyor sonra ortalığı ver, 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 e, veriyor da konuşuyor ha, arkamızdan sallıyor sallıyor kesin böyle olur bu arada bu arada yıldızımız evet <laughs> yapma yapma fenerler ondan sonra seni şey yapıyor saymıyorlar zaten saymıyorlar guardiola'dan da bir açıklama var kevin'i üzgün gördüğüme sevindim bu adamın artık tutuklanması lazım evet bu adam, bu adam City için bir iç güvenlik sorunu. <laughs> <laughs> Yok mu bu şeyi kancıyı vuracak bir vatan evladı, <laughs> <ha>? indirecek. <laughs> De Bruyne için diyor ki Kevin'ı üzgün gördüğüme sevindim. Üzgün olması hoşuma gidiyor. Şu anda mutlu. Onu oyundan aldığım için neyi kaybettiğimizin farkındayım. Topun kontrolünü kaybettik. Bir sonraki maçta ne kadar yanıldığımı göstermesi için bir fırsatı var. Daha bu adamı sana ne göstermesi gerekiyor bu ya? Bu adamı dövsen böyle yapar. Oh. <laughs> Bu adam gerçekten bir mazoşist. Çok hoşuma gidiyor şu an. Buraya da vur. Daha Kevin üzgün gördüğüme sevindim. Oh falan. Şey yapıyor değil mi Kendi böyle? Kendi oyuncusuna yaptığına bak ya. Sinirli misin şu an? He? <laughs> bir sonraki maç 45'te çıkaracağım. <laughs> Kevin de birini alırken böyle yapıyor kenarda. Kevin çıktı iş. Oh! <laughs> Ee <laughs> diyor ki tokatla beni. Şu anda beni tokatla hemen ağzıma tükür. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar zevk alamazsın ya kendini <laughs> sabote etmekten, oyuncunu mutsuz etmekten. <laughs> Kevin mutsuz oldu diyorlar. Kevin mutsuz mu oldu diyor? <gülüyor> <gülüyor> ben tuvalete gidiyorum. <laughs> ya Haaland'ı da çıkartıp duruyor sürekli. Adam geçer Luton'a 5 gol attı. Yine çıkarttı. Haaland bunun kadar sinirlenmiyor ya. Ha. Yeterince tatmin olmuyor. Aa, ne yapsam? Sonradan oyun alıp bir dakika sonra mı çıkartsam? Ne <laughs> hep e, mim oldu artık ya. Haaland mesela atıyorum takvim golü rekorunu kırma şeyinde diyelim ki işte böyle videolar atıyorlar işte şey 25. dakikada Guardiola çıkartıyor hemen. <laughs> i̇şte, Antrenmanda şey falan mı? Yanlışlıkla Messi diyor böyle. <laughs> Messi Pardon pardon. Bayan ee, Bayern sonunda patladı birine. Ee, bravo. Mainz'e patladılar. 8-1 bitti maç. Evet. Maç 7-1 iken Mainz Sosyal Medyası şöyle bir paylaşım yaptı. Bayern karşısında 7-1 geriye düştüklerinde Brezilya'da böyle hissetmiş olmalı dediler. Şakalı güzel bir Şakalı, paylaşım. Şakalı evet. Hem kendilerinden şeyi da uzaklaştırıyor hem de bir yandan Almanya'nın galibiyetiydi. Orada da bir övgü var. Ama Leverkusen yine kazandı kazandı. 10 puan devam ediyor. Avrupa'da neredeyse yeniliyordu 2-0. Evet. Karabağ yine yenilmedi. Ama 65'te soktu şey Virtsi şey, Ama 90 artı 2'de geldi gol yani. Yine yenilmedi. Hala namalüp. İlginç bir beyan. Eminem'den geliyor. Allah Allah. Hayır o değil. <laughs> <laughs> Rap'in şeyi gibi söyledim. rap, söyledim. olan. Her zaman dünyanın en iyisi dünyanın en nefret edilen insanı olur. Hmm. Keşke bunu sana sorsaymış bir şey olarak. Bu kim? Bu hmm. kim söyledi diye. Hmm, serbest burslu. Müzikte ben, futbolda da Cristiano Ronaldo. Başka nerede bu kadar nefret edilen insanlar var İsmail? Ben eminim o kadar nefret edildiğini düşünmüyorum. Evet. Bir, bu arada çok kim, fazla seveni var. Kim nefret ediyor? Ben Eminem. de severim. Yani mesela Amerika'da belki Eden vardır da, hmm. mesela Ronaldo için biliyoruz ki global çapta bir. Nefret var. Nefret ve evet. seven yarı yarıyadır. Eminem'de kim nefret evet. oğlum? Ben Eminem'i <laughs> bilemedim ama mesela bu mantıkla dünyanın en iyisi diyebileceğimiz ne, bu kadar nefret edilen kim var? Beni tuzağına çekme. <laughs> Düşün, düşünme. Hadi boş ver düşünme. Ee, Putin. Verstappen olabilir. Aa, evet. Mesela. Biz dönemde de Hamilton'dı. Bir dönemde Hamilton'dı. Çok ediyorum. Şu anda Verstappen'den gerçekten tiksiniyorum. Evet. Yani yeter. Yine yine kazandı. Sen bak bak işte Moderatör Red Bull'a mı bağlıyorsun Red sen? Red Bull'a bağlıyorum. Red Bull'dan şöyle bir haber geldi. Christian Horner'ı şikayet eden Red Bull çalışanı takımdan uzaklaştırılmış hanımefendi. Karısı uzaklaştırmış. Karısı mı uzaklaştırmış? Haberler öyle Horner dedikodu. Horner'ın karısı. Hmm. Bunu gönderir mi? Bu demiş? adam bir tek bana Horner olabilir demiş. De, diyorlar ki. Şeyi de karısı da Spice. Tabii. Yani baharatlı bir Red hanımefendi. Dedikodu. Eski Spice Girls üyesi. E, Ho Geri, Geri Holbul mu? Neyse işte Neyse. o. Geliyor Pado'a yani şeye diyorlar ki o kadın gidecek ha diye böyle sinir yapıyor. Karısı geliyor Pado'ya. Hmm. Ee, gönderiyorlar işte para veriliyor. Şimdi Horner'ı gönderiyorlarmış güya. Yani bu arada şöyle söyleyeyim Red Bull boykot. Tabi. Yani kadın hem burada tacize uğruyor hem gönderiliyor. Bundan böyle Red Bull boykot. F1 anlamında söylüyorum. Hmm. Böyle bir şey var mı? Hani hem taciz hem sonra yok ya bu <laughs> falan. Ee, bazı mesajları mesajlar düştü. Sende, mesajları okuduk. Orada şöyle hani ilginç oku, şeyler vardı. Oku, yani oku. işte hanımefendi diyor ki çoko popsumu yedim. Gerçekten böyle diyor bu arada şaka değil. Aa, bizim tostumu yedim mevzusunun <laughs> global versiyonu. Evet. Ee, hemen şöyle şey yapayım. Çoko popsumu yedim ve yatağa hazırım. Tamam. Ama onun ilk mesajı güzel aslında. Uyuyamıyorum. Ha evet o evet. <laughs> <laughs> ha, uyuyamıyorum diyor Horner O da diyor ki hm, işte ben de çikolata popsumu yedim evet. ve yatağa hazırım. Horner <laughs> diyor ki a en sevdiğim. Hmm. Hemen sonrasında videolu arama yapıyor. Warner. yani Arabi bu adam. Sonra diyor ki seni arayabilir miyim? Hmm. Herhalde açmıyor. Ha. Hanımefendi ben öyle ha, yorumladım. Açmıyor. Kadın diyor ki çikolata görmek istiyorum diye. Kadın diyor ki çok popslerin nerede? Yatmak vakti diyor. It's bed time it's diyor. Bad, diyor. Artık açamam diyor. da diyor ki, biliyorum. Hmm. En sevdiğim. Bak Horner'a. Yani bu tabii bu mesajların doğruluğu gerçekliği tartışıldı. Hmm. Yani bu sonuçta herhangi bu mesajlar. şey vasını. gördük. Hanımefendi bir yerde itira şey isyan ediyor artık. Diyor ki sürekli artık sana bunu yaptırmayacağım diyor. Vallahi arıyorsun diyor. Sonra patlıyorsun telefonda diyor. Yani explode. Öyle diyor. diyor. Yani ya explode diyor. Sıkıldım bundan diyor. Yani hmm. işte beni arıyorsun ya beni dinliyorsun ya sen konuşuyorsun ve patlıyorsun diyor. Evet. Zamanında Kerem Sunçer'in vardı böyle patlamalı. Hatırlar mısın? Onun da ifşas düşmüştü. Yani şey konuşmaları. Neyse. <laughs> Warner Bey ile Verstappen arasında da bir kriz var gibi. Yani Verstappen babası önce dedi ki vallahi bu adamın gitmesi lazım. Verstappen'in ben işte babası dedi. Babası dedi mi? Horner için hmm. bu adamın gitmesi lazım diye. Red Bull'un içecek tarafı demiş ki markamıza zarar veriyor. Veriyor onu. bu arada. Bak biz. Bak ben hiç, mi? hiç. Boykot dedik ya. Onun üzerine... Tabii ki para verirler. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şurada bir olsaydık mı? Horner çıktı dedi ki Verstappen gitse de biz yine şampiyon oluruz. Hmm. Gitmek istiyorsa gider. Olurlar tutamayız. sence? Yok. Olabilirler bence. Yok nereye oluyorlar? Horner'ı gönderecekler ben sana söyleyeyim bu kadar konuşmaya devam etmez gönderir. Formüle 1 de konu yani çok anlıyormuşuz gibi konuş. Şimdi oğlum bunların uzmanları çok şey. Gelip ağzım, ağzımıza sıçarlar. Tamam bu kadar mı beyanları? Ama sanki futbol taraftarı çok, çok şey, de. Kültürlü ama <laughs> pardon. Ee, şey e, makul. Tarih yazar. <laughs> Veli, Veli, Yiğit kim? Bir muhabir. Yani bir sunucu daha doğrusu. İtalya'da bir dondurmacıya gittim. Nerelisin dedi. Dondurmacı var sana ne? Ya İtalyanlar öyle sıcak sonra sorar. Türküm dedim. Ben Türküm deyince adam direkt Grande Imparatore dedi. <laughs> Fatih Hoca'yı çok seviyormuş. Evet. Fatih Terim sayesinde yediğimiz dondurmanın bir tanesi beleşe geldi. Dört dondurma yedik. Üç dondurma parası ödedik. Bu durumu Fatih Terim fonu diyebilir miyim? <laughs> ya orada bile bir katakulli var. <laughs> dört diyorlar, üç ödüyorlar. Burada burada böyle bir şey sezdim ben. O, hemen hemen bir... Üç koy, dört al üç gibi. Üç koy, dört al. Bak hemen faizsiz kazançlara inanmalar burada bile başlamış. Çok ilginç. Ben ama yani hani Fatih Terim'i çok seviyormuş falan. Hı -hı. Bir dondurmalık mı seviyormuş yani? yani <laughs> ulan hepsini bedava yap. Niye dörde üç yapıyorsun o zaman? O kadar da değil. Yanında su ikram etti Allah Allah. <laughs> Hep geliyor Avrupa'da zaten. Grande İmparatoria ama şey bir bir top bedava. Hiç. Boş ver şimdi Fatih'i Böyle beleş bir şey ikram edildim ya yani şu hani sonuçta sen YouTube'da iş yapıyorsun stand upçısın. Hmm. Aa İsmail Türkü sev. Ben hmm. seni çok severim. Al dondurmamı bedavaya yalayabilirsin <laughs> şeklinde. Öncelikle sen kötü niyetli bir adamsın. Hiç ikram edildi mi <laughs> sana? Dondurması ikram edildi mi? Ben, ben, senin ne sorduğunu anladım. Sen kötü bir adamsın. Ben seni kınıyorum. Aa, evet. Ee, ben çok popsumu iyi bu yiyorum <laughs> akşamları. Aa en sevdiğim. <laughs> Benim, iç içerişim. Ama evet bira ısmarlayan, kahve ısmarlayan falan çok oldu. Değil mi? Olmuyor mu? Sana da olmuştu. Benim galip yani çalışana denk gelmek lazım. Hmm. Bir kere Starbucks'ın baristası denk geldi. Çalışana gelmişti. da çok denk geldim. Ha, hala denk geliyorum. Her zaman da ama ben şeyi kabul etmemeye çalışıyorum böyle şeyleri. Yani gerek yok çünkü ne gerek var. Sağ olsun. Çok teşekkür ederim öyle denk geldiğimiz arkadaşlardan. Yine de e, mutlu oluyorum tabii ki. Diyelim ve e, atamaya ama atarlar. Atarlara geçelim. Buyur. Var mı seçimin? Hadi tamam şey alayım. Eser yenenlerden? Hı. Mete Gazoz'a demiş ki Eser. E ee, o ok katarken kekelemiyorsun. Mete gazoz. Konuşmuyorum ki. Keşke Eser de konuşamasa <laughs> mesela. Niye yani. iş arkadaşın komedyen yani bu, kendisi? Bu Konuşmuş hali mi? Böyle bir mantık olamaz ya. Çocuğa o ok katarken kekelemiyorsun diye sorulur mu ya? Ya şey anlıyor hani şarkı söylerken kekelemiyorlar mesela. Evet. Şarkıcıya söylersin. Tamam. Yani o kat. Ama o da zaten. E, ee, şu çekerken Görmüş. kekelemiyorsun hiç. Taraftar soruyor Florentina Perez'e diyor ki başkanım Alfonso Davies'i alıyor muyuz başkanım diyorlar. Florentina Perez diyor ki Davies kim? Sonra aynı taraftar grubu Mbappe geliyor mu başkan diyor. Daha tanıdık birini sorayım. Perez diyor ki Mbappe kim? <laughs> Perez'in hiçbir şeyden haberi yok. Kıyamam e, haberi yok değil ha de, şey bu demans. Dem <laughs> <Mbappe> hangisiydi? <laughs> <Azam Olmuş. gülüyor> o Rafael Michelangelo Yazık... muydu hangisiydi o? Yazık bu Real Madrid kim, kimlere emanet? Başkan başkan kafa gitmiş iyice. Mbappé kim diyor? Yani bu arada itibarsızlaştırmaya çalışıyor ama ikisini de alacak göreceğiz. Tabii. Tabii. Moa birden Klopp'a. Hmm. Sana bırakacağım zannettin değil Yok. mi Diğer beyanı daha çok seviyorum. Sparta Pırak'ta sizi etkileyen bir oyuncu oldu mu? Evet. Klopp da de demiş ki ben bu yaz görevimden ayrılıyorum. Etkilenip ne yapacağım? Tatile mi çıkaracağım? <laughs> Hadi diyelim çok beğendim. Nereye <laughs> mi alacağım <laughs> Oyuncu. Hmm, çok iyi gelsin ben de oynasın. Bir inter taraftarı genç bir kardeşimiz bir çocuk. Hakan Çağlanoğlu'nun arabasının yanına yanaşıyor ve onunla fotoğraf çektiriyor. <laughs> ee, çektirirken de fotoğrafı tam şey diyor e, İtalyanca konuşuyor. Diyor ki yeteneğe iyi para verilir diyor Hakan'a. Hakan gülümsüyor sonra diyor ki biz seni bedava aldık. O <laughs> <Onunla> kadar <gülüyor> ayıp. <gülüyor> yani niye? Böyle bir reklam vardı ya yani, bir şey yapılıyordu sonra formaya çıkarıyordu hmm. içinde Milan forması. <laughs> evet evet Fatih Terim reklamıydı Juventus forması Aynen. vardı içinde. Hallettim Onun falan gibi falan çocuk abi çıkarıyor Milan forması var böyle. Ya ama bence burada şey anlamında da söylüyor. E, yeteneğe iyi para verilir biz seni bedavaya aldık ama sen yine çok iyi çıktın gibi de söylüyor olabilir. Bilmiyorum ama çok komik. Yani Ayetinde. maalesef e, böyle bir lafı yemiş Hakan ayaküstü eğer öyle o niyetle söylediyse diyorum gündemi kapattık. Ver bakalım. Hazır mısın soruna? Hazırım. Biraz hızlı mı gittik bugün? Ne yapacaksın iki beyan daha mı ekleyeceksin? İki beyan daha ekleyeyim mi sana? Yok eklemeyeceğim. Biraz ilginç bir beyanımız var bugün. Ne gibi? Senin için çok enteresan şıklar hazırladım. Biraz artık biraz futbol futbol bir beyan bu. Ama ne güzel işte bak Eminem'i alsaydın keşke. Köyümün güzeli. Şimdi bu isim diyor ki futbol konusunda benden iyi bir kişi bile yok. Pep, Klopp, Arteta hiçbiri benden iyi değil. En fazla oyun bilgimiz aynı seviyededir. Çok Mourinho kokuyor ama yani. Jose Mourinho. <laughs> Benitez var mı? İsmail Kartal. Ya. Yok bu şaka ha. şıkkı. Şanday. Hı -hı. Sam Allardyce. Hı -hı. Yılmaz Vural. <laughs> <laughs> bu gerçek. Hı -hı. Hatta İsmail Kartal da gerçek bir şık bence. Tabii. Bir değerlendir. Değerlendireyim. Belki o duruşluklarda yok ama. Futbol konusunda benden iyi bir kişi bile yok. Pep Klopp Arteta. Mahsun İbo Alişan Özcan. <laughs> 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 Hiçbiri benden iyi değil. Oyun bilgimiz en fazla aynı seviyededir demiş. Ya zaten. Shandaysh. Shandaysh e... mı? Shandayk mı? Şan, şandayş galiba. Shandaysh olabilir. Hmm. E, Mourinho, Eldaraysh, ve onun Türkiye versiyonu Yılmaz, Yılmaz. Vural. Şimdi yemin ediyorum, bak abartmıyorum. Yılmaz Vural bunu dememiştir diyemiyorum yani demiş olabilir hani şey gibi. Ya futbolu ben de onlar kadar biliyorum. Yılmaz Hoca'nın öyle şeyler var. Bana imkan verilmedi. Evet, yani evet, hep diyor. imkan verilse ben diyor. neler yaparım? Fener'i 10 yıl üst üste şampiyon yaparım falan. Bunu bu arada en son Rıza Hoca da diyordu. Ben 50 kupa alırdım diyordu. Şandaş'ın falan hiç şeyini bilmiyorum. Egosunu. Ya benim gözümdekini söyleyeyim. İyi bir hoca. Şandaş, Semerldays, Yılmaz Vural üçü farklı yerlerde doğmuş. Üç aynı Şantaj hoca. Şandaş niye oraya koydun? Hiç oranın insanı değil. Ne Bak, alakası bunlar var? Bunlar düşen takımları alan hocalar hep sürekli. Biri Premier Lig'in Yılmaz Vural'ı, biri Yılmaz Vural'ın Yılmaz Vural'ı. Yine beyan söyle ne söyle Mourinho dedim ben. Evet. Ama bu sefer Mourinho, yani yine Mourinho bu yine, yine, geçen hafta olduğu gibi e, bu fon dememiştim. Evet. Burada da Mourinho demeyeceğim. Tamam. Yani çünkü demeyeceğim. Sam Allardyce veya Şandaş diyeceğim. İsmail Kartal'ı da bir düşün derim. İsmail Kartal'ı ben çünkü şıklara e, aslında koydum. 5 şıklı yaptım Ama dördünü hayır. söyleyecektim kafamda. İsmail Kartal ne ne diyor? Ben en iyi Müslüman hocayım diyor. Demek <laughs> Doğru. ki diyor. Hani bir de şimdi yakın Ar... zamanda Mourinho ile görüştüler biliyorsun. Tabi yani Arteta, Klopp benim önümde diyor Guardiola hmm. Ben Müslümanların en iyisiyim diyor. Burada Müslüman bir hoca var. Yılmaz Ural. Ural. Yani bildiğim kadarıyla ben esyum ediyorum. İsmail Kartal ondan iyi olduğuna göre demek Yılmaz şey Ural olamaz. <laughs> <laughs> Şandayş ve Semelerdayş kaldı. kaldı. Mourinho. Onların arasında Müslüman Yok. yoktur diye tahmin ediyorum. Bilemezsin. Ee... Şeyle imanla paranın kimde olduğu Tabii. değil mi? Sem... Aa, Ramazan başladı. Hayırlı Ramazanlar herkese. Ben hmm diyorum istiyorum. Neden? Çünkü hani sen dedin ya İngiltere'nin Yılmaz Vural'dır evet. diye. Ben işte evet. öyle bir şey görmedim ama Semelerside bence gerçekten İngiltere'nin Yılmaz Vural'ı. Öyle. Ve Bil ben bunu Bilsem... Yılmaz Vural'a yakıştırdım. Evet. Ama Yılmaz Vural'ın biraz önce içler dışlar çarpımıyla elediğim ki İngiltere'nin Yılmaz Vuralı olan Sam Allardyce. Çünkü diyeceğim. mesela orada da kim var en büyük Pep Klopp Arteta da görüyor. Ya yani ben mesela Sam Allardyce şey demiş oluyor. Bana verseler Liverpool'u var ya. Hmm. Ama Bu bana ancak Crystal Palace. Hmm. Bana anca işine geldi mi Southampton bilmiyorum. Southampton yönettim ama 100 bin tane takım Kesinlikle. yönetti. Yani bilmiyorum ben de kesin demeyeyim şimdi ama Evet futbol konusunda benden iyi bir kişi bile yok. Pep Klop Arteta dizil önüme diyen. Hiçbiri benden iyi değil. Oyun bilgim en fazla onlarla aynı seviyededir. Daha aşağıda değildir diyen. Evet Yılmaz Vural değil. Şandayş değil. İsmail Kartal'dı cevap. <laughs> ben dedim düşündüm. İsmail Kartal mıydı gerçekten? Ulan <laughs> gebertirim seni ha. Semer <laughs> doğru Turgut Uç tebrikler. Ben bu ara çok iyiyim ha. Sen neredesin? Geçen hafta da neredeyse biliyordun. Ya o bildim say bu fonu. Allah Allah bildim say diye bir şey. Var say mi? say. Evet tebrik ediyorum. Bir beyanı daha e, mantık yürüterek yap. akıl i̇yi, iyi yürüterek. Bir mantık yürüttün gerçekten oranın Yılmaz hocasını bulup oradan gitmek iyi bir fikirdi. Evet Hadi. ben ikardi sevinci yapan bir hayır <laughs> öyle bir şey isteyip son bölüm yapalım mı bir gün? Hayır. Biz gerçekten son bölüm yaparız ama yani. Tabii. İçeride bize bakar markaca gibi inşallah. Kim olabilir, ne olabilir resim olarak? Yani... Ben şey istiyorum. Evet, hani buyur. Kimse kim olduğunu bilmiyor ya Beşar Guttufi'nin. Belki evet. aşağıda imalathanede çalışıyor olabilir. <laughs> Çocuk. Orada, oraya atmış olabilirler. <laughs> orada forma basan böyle Fenerbahçe forması basan, Galatasaray forması oraya, basan. Oraya bir... kim bilir ne zamandır bakılmıyorsa orayı bir açtık. Beşer diye bir çocuk. Hepsi orada falan duruyor <laughs> hala. Üstünü <laughs> örtmüşler dantelle. <gülüyor> <gülüyor> Gitmemiş mi Orada aşağıda hepsi. Bunları şeyle kışlıklara kaldırmışlar hepsini. Bir bir tane daha isteyeceğim. Hmm. Kevin De Bruyne'e bakarak memelerini sık. Ben, evet meme uçlarına akü bağlamış. <laughs> Ve ağzını böyle istiyorum bak. <laughs> evet Guardiola'yı çeşitli sadomazo hallerde görebildiğimiz bir paylaşım rica edebiliriz. Burada dondurma ile bulurumdu. ilgili bir şey bulman lazım. Ben şeyi hakemi evine bırakan bir Mert Hakan olabilir. olabilir. Trafikten çok Aralardan nazik. kaçarız biz hocam. Taksici Mert Hakan nasıl? Mesela taksici bir Mert Hakan olabilir aynen. Aynen. Peki işte size Şöyle bir şey yöneltelim Bu serbest kısmımız olsun İstediğiniz bir spor figürünün heykeli hmm. Hmm. Bunu iyi photoshopçulardan i̇yi istiyoruz İyi photoshopçulardan artık Bizim e, gedikli photoshopçulardan Şu Erken tarihte biz şey olduk Anlaşamadık. Anlaşamadık. Siz hangisini anlıyorsanız, Evet e, şey olabilir. Mesela bu hafta yine Icardi'nin bir fotoğrafı vardı. Görmedim artık. Ve istiyorsanız onu da paylaşabilirsiniz. Hmm. Yine ağzımıza sokuyor. Öyle mi? Ama böyle bir e, şey anladık yok. anladık artık Icardicim. Evet. De. Mesela ne yani. Ne saçını? Çok güzel. Güzel değil mi? Çok iyi. Hoş olmuş. Ben de yani mı? biraz daha genç olsam, yani ben evet. sahaya futbolcu değilim oğlum ben. Yayın yaparım. Sürekli, sen de kamera karşısında Bir ara çok popülerdi YouTube'da şeydi. Saç boyatmak ee, değil mi? Mavi, YouTube yeşil, pembe falan sağ... yapıyordu sürekli. Dolaşıyorlar. Ya, 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 yaparım yaparım da. Yani ben çok şeyim oğlum. Hmm. Kara kaş, kara göz. Ben de çok şey durur yani. Abi ben bir yere dönersin. Evet yani. yani. <laughs> Şak <şaka>. <gülüyor> <gülüyor> Peki e, bir imalathane görüntüsü de alalım mı Beşiktaş? Beşiktaş stadının altından. Orada ne istiyorsun ekstra? Ne istiyorlarsa onu Tamam şu tane good too, fee demiştim ama siz de yani. yaratıcı olabilirsiniz. Yaratıcı olabilirler. Böyleyken böyle. Evet. Bir Diyojen bölümünün daha sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Haydi bay bay. Bay bay.